Bizdeki kuzu. Pirincimiz ne kadar, kaç gram? 2,5 su bardağı. Tamam. Şimdi o zaman bir tabak alalım ve bıçak alalım. Bunları havuçlar bir bırakayım arkadaşlarım bir görsünler sonra vereceğim size şahsen onu. Evet. Evet efendim. Özbek pilavının malzeme listesini sayayım. Sonra çok kısa bir araya gideceğiz çünkü. 500 gram kuzu kuşbaşı, 500 gram havuç, 1 adet kuru soğan, 1 adet Charleston biber, 2,5 su bardağı yasmin pirinç efendim. Biraz daha kokulu. İnce ve zayıf kokulu bir pirinçtir. Evet. Kimyon ve tuz ilave edeceğiz. Biraz şimdi daha... efendim. Şahsenem'in bu çok güzel tarifiyle pirinç. Devam edeceğiz ama bir çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Akabinde hiçbir yere ayrılmayın. Neler neler olacak stüdyomda. Kaybolmayın, geliyoruz. Evet efendim, Şahsenem'in muhteşem lezzetlerinden Özbek pilavı. Evet, bugün Özbek pilavı yapacağız. Tamam. Şahsenem'den Orta Asya Kültürü ve Yemekleri kitabından. Tamam. Bizde her pazar günü Özbek pilavı pişer. Harika. Bu pilav etli pilavdır. Yani oh. Havuç da var. Şimdi tabii ben yardım isteyeceğim. Şimdi annem önce havuçlar bol bol koyuyoruz aslında yarım tamam. kilo. Yarım kilo pirince yarım kilo. Biz çok çocuklu aile olduğumuz için bir kilo pilav tabii. pirinç oluyordu. tabii. Bir kilo da havuç oluyordu. Havucu doğru. ne kadar bol olursa o kadar. Şöyle öyle. İnce ince doğrayacağız. Şöyle ha. ince ince annemin yalanı bu tabii genelde ki. Genelde rendelenir aslında o rendeli kayboluyor yazık oluyor. Şimdi o modern evet. rondalar çekili bilmem. Evet. Ama bu şekil olacak. Ellerinizden öper. Sonra tamam. da biberi de halka halka, soğanı da halka halka doğrayacağız. Etimiz evet. aslında biberi ben halka doğrayayım, evet. Serpil havucu doğrasın. Kuşbaşı değil de eti parça olursa aslında iyi olur. Sonra sıvı yağ kullanacağız. Malzemeler sıvı yağ. Bakayım Serpil yapabilecek mi? Bakayım. Yapıyor. Yapayım mı? Evet. Önce etle mi başlayalım tatlı? Evet, önce sıvı yağ koyacağız buraya. Tamam. Buna 2,5 kepçe sıvı yağ koyacağız. Şöyle ocağımı yakıyorum. Evet sevgili hanımlar. 2,5 yemek kaşığı. Kepçe nerede? O zaman göz kararı koyacağız. Kepçe dediğim kepçe böyle mı? Bayağı dolu dolu. Evet tabii. Yemek kepçesi. Hani. Tabii. Büyük kepçe. Bu az yağ. Biraz bunu hepsini koyacağız. Az oldu bu. Tabii ben veririm. Tamam yağlayayım biraz daha. İki kepçe istiyorsun. 2,5 kepçe alacak. Ben de yemek kaşığı anlıyorum. Diyorum ki acaba onların dilinde kepçe kaşık mı falan. Meğerse... Şimdi onun Özbekçe ismi başka bir şey. Şimdi bol yağlı bir şey olacak o zaman Şahsenem. Tabii yani malzeme çok. Yağ olmazsa tadı olmaz. Biz daha önce yaptık ama bu kadar yağ koymuyorlardı. O yüzden şey oldu. Onu yapan Özbek değildi galiba. Özbek değil miydiniz siz kız? Ya bu değil mi? Doğru söylüyor. Evet. Yani 2,5 kepçeye tekabül edecek. Tamam. Biraz daha koyalım. Okey. Ama yağ olursa lezzetli olur. Tabii. Önce şimdi yağ koyduktan sonra etleri koyacağız efendim. Tamam tatlım. Etleri koyuyorum. Evet. Etlerimizi de ilave evet, ettik. Etlerimizi biraz kızartacağız. Tamam. Kızaracak. Ondan sonra soğanları ekleyeceğiz. Soğanları da öldüreceğiz. Soğanla biberi birlikte koyacağız. Önce etlerimiz kızarsın. Altını da yaparken tabii ki tuz koyacağız. Tuz. Altına da kimyon ve tuz koyacağız. Tamam aşkım. Evet. Yani bunu eti bol olacak, pirinci az olacak ama olsun. Şey olacak, ne derler onu? Böyle güzel kızaracak. Tadı güzel olacak. Karamelize olacak evet. soğanlar falan. Evet. Of. Pirinç efendim. Başka var mıymış? Yani yarım daha verebilirim ama başka. Yani. Biraz tamam, daha biraz daha koyalım bence. Eğer az olursa evet bu az olabilir. Biraz daha alalım. Çünkü yasmin çok kabarmıyor ya. Yok aksine o çok şey oluyor. De ben getireceğim size. Şimdi yağını bu kadar konuşken pirincini az koyarsak bıcık bıcık yağ olur. Olmaz ki. Etler kızar ama bu çok açık değil mi bunun altı? Evet. Tam açmamız açık. Lazım şey. Bizim nasıl açacağız? Bizim açık şu açık, anda. Açık. Açık mı? Tam mı açık? Aha, evet evet. Evet. Açık. Şu an evet. Mesela ne söyleyelim? Tava ısınırken. Evet. Canlı canlı ne okuyacağım biz de? Ne okuyalım? Mikrofonu alayım. Mikrofonu al ben karıştırayım. Evet ne okusak şimdi? Bitti havucun yarısı. Ay bu biter mi? Özbek pilavı yapmışken Özbek şarkısı okuyalım. Olur. Arkadan da bir Özbek şarkısı patlatıyoruz Özbek pilavı evet. yaparken. Eğer Özbek şarkısı bilmiyorsanız ya öğrenin ya da sevdiğiniz türküyü söyleyin. İşte çünkü bu. Sevgi böyle katılır. Özbek pilavı böyle güzel oluyor. Tabii. Harikasın. Bir de Orta Asya yemeklerinden Türkistan mantısı var. Evet. O mantı da... Serpil şimdi sen Özbek pilavının havuçlarını soyduğun için bir tane Özbek pilavı şarkı söylemen lazım. Tabii. Olmaz. Ben İbrahim Tatlıses'ten söylerim. Da olur o zaman. Gelmesin. Hangisi? Gelmesini söylerim. Hangisi? Nasıl bir şeydi o? Yeni çıktı. Gelmesin. Gelmesin. İsterse hiç gelmesin, gelmezse de gelmesin. Hayırlı en sevdiğim olsun. Şarkı. Sevgili İbrahim Tatlıses. Sen doğru Serpil'le tamam.
Şimdi biz eti de pişirirken anlamadım. Biraz eti pişirirken tuz koymamız lazım. Şimdi et kızarmaya başladı. Birazdan altı da tuzlu, tuzsuz olmaması lazım. Evet, Özbek kültüründe baharat çok fazla. Bir kere biz kimyon çok kullanılır. Siz şey falan da kullanıyorsunuz, safran. Zire, safran değil. Altın gibi pahalı olan neydi Serp? Safran. Safran. Gitmiştik ya Özbek. Ama o şey, İranlı aileydi. Onlar İranlıydı. Evet. Zerdeçal. Zerdeçal, evet. Zerdeçal kültür olarak nasıl yemekleri? Daha böyle baharatlı mı? Bizde zire çok. Yani bu kimyona biz zire diyoruz. Zire. Bunun kimyon. Böyle küçük çubuk çubuk olanı da var. Böyle küçük küçük. Küçük küçük böyle tel tel. Anladım. Ondan kullanılıyor. Sonra defne yaprağı mesela sulu yemeklerde. Mesela Türkistan mantısı var. O mesela hanımlara diyorum ki onun özel tenceresi var. Onu yaptığınız zaman eşiniz size aşık oluyor. Birazdan havuçları yetiştirirsek. Bir havucu alalım artık. Evet. Şimdi soğanlar öldükten sonra havuçları koyacağım ben. Tamam yeter Serpil, o da kalsın ya. Bu havucu da koyabiliriz. Yok, onu koyalım. Sen selam vermiyor. Tamam, o kalsın. Bu yeterli. Bence tencere şimdi, ufak gelecek o yüzden. Gelmez daha inşallah. Yapalım, evet, o pirinç evet. Tencere ufak gelecek. Serpil yine teptin ağza yarım havuç. Nermin, valla yarım kilo doğru doğru bitmiyor. Pirinci ben ayarlayacağım. Bak, tosuncuk gibi olmuş evet, valla. Yani bu çok zahmetli bir iştir. Türkistan mantısı da çok zahmetli iştir. Hamurunu elle açıyorsunuz. Abi bu böyle sevilir ya. Fakat baksana. Bakın hanımlar, zahmetli işte güzellik vardır. Evet. Yani neyle çok ince ince. Burada bir tane yanak daha. Serpil zoomsun şu an. Evet, biraz tuz koyacağım. Kaç ekrandan. Ve biraz kimyon koyacağım göz kararı. Şöyle ben aslında bir yemek kaşığı kimyon koyabilirsiniz. Evet. Altına koydum, pirincin üstüne de koyacağım. Pirincin üstüne de koyacağız. Evet. Şimdi bunu bence karıştıracağım. Bu elim yandı. Serpil bir bez verelim. Şimdi elim. Bunun altını... Altını kısıp şey yapmamız lazım. Kavuracak mıyız birazcık şahsen? Evet tabii, havucun pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi havucu da koydum. Soğan, tamam. Biber havucu da koydum. Tuz ve kimyon altına da ekledim. Tamam tatlım. Yalnız altını kısacağız, yanmaması lazım. Suyunu kısık. Havuçlar su salacak. Tamam. Ondan sonra havuçların suyu çekilmeye başladığı zaman yarım bardak bir su daha ilave edeceğiz. Tamam. Ki havuçlar iyice pişsin. İyice pişsin, yumuşasın. Bu pilavın pişmesi tamamen bir saatinizi alıyor. Hazırlanması. Evet. Ondan sonra cuma demlenmesi var. Demlenme bölümüne geçeceğiz. Ben havuçlarım piştikten sonra, malzemelerim piştikten sonra pirincini döşeceğim üstüne. Sonra ve pirinci demleyeceğim. Evet, havlu kağıt kullanacağız. Artık bizde bir tane hani bir havlu vardır. Tabii, o pilavlar pilav için örtüsüdür. İyice suyunu çekince birazcık suyun çekecek. Yanıyormuş gibi, dibi tutacakmış gibi olduğunda birazcık bardak su koyacağız. Program tabi bitmese ne kadar var bilmiyorum ama yetişir mi? Bence onu artık yapalım. Yapalım bence onu artık. Nasıl ya, havuçlar pişmedi daha. Pişmedi mi? Suyla pişer ya biraz. Birazcık aç. Havuç şeyi biraz daha varmış vaktinizde. Yanarsa rezil olurum. Biraz daha vaktiniz varmış. Havuçlar pirincin altında pişecek nasılsa. Çünkü daha bence demlenecek. Pişti, güzel o. İnşallah. Daha yarım saatimiz var. Ben sıkıntı şimdi, yok. Biraz daha bekleyebiliriz. Tamam, ben istersen. Pirincimi koyuyorum şimdiden. Tamam. Bu pirinç az geldi ama olsun. Malzemesi çok. Pirinç az olsa da şimdi pirinç çoğalacak. Verelim mi biraz daha? Birazcık daha. Yok, abrakadabra yapacağız şimdi. Getirelim şahsen hemen. Yok yok, yeter. Şimdi ben tuz istiyorum, su istiyorum bir de. Tuz ve su. Şimdi tamam. Pirinçleri koyduktan sonra şöyle düz bir şekilde döşeyeceğiz tamam. Onları. Döşedikten sonra üzerine biraz tuz ve biraz kimyon koyacağız. Ya. Ve buyurun. Suyunu koyacağız. Evet. Su şeyi pirinci 6,5 santimetre üzerine geçecek. Hı. Evet. Biraz daha tuz kaç koyalım. Kaç santimetre? 6,5. 6,5 santimetre. Çünkü bu çok suyu evet. Seven bir pirinç. Yani biz şöyle orta parmakla hesapla şu çizgiye geçecek. Hı hı. Yani şimdi ben parmağımı sokamayacağıma göre. Mi? Evet, yeterli. Tamam, tamam. Göz kararı yapacağız ama belki parmağımı sokabilir. Sok su. Ben, sok ayarlarım. Su. Evet. Ben sok şimdi su. Bak nasıl ayarlıyorum. Şimdi ondan sonra için. Suyu koyduktan sonra delikli kevgir olması lazım. Böyle dökeceğiz bunu. Delikli kevgirimiz vardı. Evet. Kepkir yen diyorlar bizde. Kepkir evet. Var mı? Parmağımı sokup ölçüsüne bakacağım. Yapacak bir şey yok. Yok, daha olmadı zaten. Evet. Sokmaya gerek yok ya. Yok yok. Çok olursa şey olur. Olmadı. Hamur olur, rezil olurum. Ha. Olmadı ki 6,5. Bir dakika. Şu çizgiye gelmesi lazım. Tabii onu ben bekle. Gözü alışmış artık. Evet. Evet bence şu ya an bunun evet. Ölçüsü orta parmaktır. Yalnız her programda gülüyorlar bana. İlk boğumuna kadar.
su çektikten sonra en kısık küçük gözde demleyeceğiz biz bunu. Tamam tatlı. Evet böyle. Tam açtık değil mi? Evet, açtık evet. Aşkım. Tamam. Şimdi pirinçleri görünecek ya. Tamam. O zaman gelip ben bunu demleyeceğim. Kapatalım kapağını o zaman. Yok kapatmayacağız. Ha böyle mi düşecek? Tabii. Tamam. Şimdi bu birinci elden özbek pilavı. Şahsen Hanım çok iyi şarkı söyleyebilir efendim. Gümbür gümbür bir ses olabilir ama çok maharetli de bir hanımefendi. Bakın. Çok teşekkür ne ederim. Ne güzel bir pilav hazırladı bizlere. Bütün püf noktalarını verdik. Orta parmağı unutmuyoruz artık. Evet. Böyle. Yani ölçüsü o. Annemden öyle öğrendim. İlk, aynen. Bir şey söyleyeyim. Yüksel Bey'in söylediyorsun doğru. Bak benim ilk boğumla evet. Sizinki aynı değil. Aynı hayatım. Be, gördün mü? Evet. İkisi aynı. Eline dokunmuş. Bak gel vallahi bak. Aynı. Çak. Bak, vallahi aynı. Aldın? Hey hadi yavrum. Gidelim. Aynı. Hadi yürü oyun bebeğim. Evet şunu çıkaracağız. Bu benim peçetem olsun. Evet, ne kadar? Bir, üç, dört taneli. Dört tane daha. Evet. Tamam. Çok buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Evet bu şekilde yapacağız sarma ki yaptı, tamam. Evet tam böyle her tarafını kapatsın. Şimdi biz bunu aslında bir kevgiri alabilir miyim? Buyurun. Kevgiri lazım. Şöyle bakacağız. Biraz sulu, biraz suyun çekmesi gerekiyor. Ama kısık ateşte bu değil mi? Evet evet en kısıkta. Biz bunu demleyebiliriz. Biraz daha suyun çekmesi lazım ama çok enteresan programda, bir demleme yöntemi var sevgili evet, izleyenlerimiz. Bu şekilde demleyeceğiz. Bakın altı açık pişirdik. İyice birazcık suyunu çektikten sonra ise. Evet altı en kısığı bu mu? Evet en kısığı bu. O küçük zaten gözü limonu var mı? Tamam. Küçük. Klimada var ya dağıtıyor. Dağıtıyor ateşi. O yüzden. Ateşte durmuyor tamam, yani. Tamam okey. Yani ondan sonra bunu bir 15 dakika sonra bir böyle üstü yüzeyden alıp ağdaracağız. Tamam. Tamam. Ağdarmak çevirmek demek bizde. Özbekçe'de ağdarmak. Hı hı. Biz onu bir çevireceğiz. Evet. Ama altın üstüne getirmeyeceğiz. Ondan sonra bir 10 dakika daha demlenecek. Tamam. Pirinci biz şimdi demlemeye koyduk. Alttaki malzeme piştikten sonra pirinci demlemeye koyacağız. Üzerine tamam. De kimyon tuz koydum. Koyduk. Ama tabii ben göz kararı koydum. Alışkanlık inşallah çok tuzlu ya da az tuzlu olmadı. Olmaz. Bence tam olacak. Evet. İnşallah. Elinizin lezzeti güzel. Şimdi iyice pirinçler demlenecek. Bir 15-20 dakika sonra gidip siz onu tekrar bir üstünü altına getireceksiniz. Son. Böyle üstünden ha? Yüzeyinden bir çevireceksiniz. Şey, sonra 10 dakika daha demleyeceksiniz. Ha. Yemeden önce ise etleri ve havuçlu kısmı var ya alttaki. Evet. Onu pirinçlerle hepsini altın üstüne getireceksiniz. Böyle tamam. Karıştıracaksınız. Harman o şekilde tabii servis yapılacak. Bakır tepsimizde yaparız evet, böyle güzel bizim şeyde böyle Çin tabağı var. Çin tabak deriz biz. O tabağın içine pilav pirinçleri koyarlar. Tamam. Ortasına da et konur bizde. Mis. Peçeteyi yani, değiştirdik yeni peçete koyduk. Evet çünkü ıslandı. Evet ıslandı. Evet, iyice suyunu demlenmeye çekecek. Devam ediyor efendim. Evet ondan sonra afiyetle yiyin. Yalnız iyice demlensin suyunu çekecek. Yani böyle ay. Çevirmeden önce böyle pirince vuracaksın. Güp 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 diye ses çıkaracak. Ha, nasıl? O zaman güp nasıl? Güp güp diye böyle pirince güp, vurduğun güp, zaman. Güp ses geliyorsa güp, güp. Tamam. Evet onu çevir demek. Ağdar demek. Çevireceksin. Nereye vuracağız güp güp? Pirincin üstüne kepçeyle. Güp güp, güp ses çıkarırsa tamam bak, ben biraz ortası. Demlendim çevrilmeye hazırım ha, demek. Şöyle kapağın yok, üstüne. Hayır. Pirincin üstüne böyle. Pirince vuracak kapağı. Pirinçten güp 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 ses çıkacak. Tamam. Ben hazırım demek. Çevir ağdar. Beni. Yüzeyden alıp çevireceğiz böyle. Sonra? Ondan sonra tekrar demleyeceğiz. 15 dakika daha. Ve ondan sonra da afiyetle evet. Yiyeceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.